ve kainatın efendileri. Benim adım Edim. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek. Benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına! Güç bende artık! Titrek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de He-Man oldum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece 3 kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Orko. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. Kozmik Kuyruklu Yıldız. Yıldızlar doğru konumdalar hayvan adam. Bak. Evet, bu kozmik kuyruklu yıldız. Evet, sonunda Gölgeler Şatosu'nun kapısını açabileceğiz. Vay vay, bakın kimler gelmiş. Ah, He-Man. Ta kendisi kıllı surat. Kıllı surat, öyle mi? Geri döneceğiz He-Man. Ama önce banyo yapın, tamam mı? Bir süre bizi rahatsız etmezler He-Man. Korkarım ki bu doğru değil. Bu saldırı sadece denemeydi. Ne için? Kozmik kuyruklu yıldızın gücü için. İskeletor onu Eternia'ya karşı kullanmak istiyor. Öyleyse onları durdururuz. Sadece cesaret yeterli olmaz He-Man. Zagraz sana açıklayacaktır. Bu Zagraz da kim? O Zagraz Dağı'nın büyücüsüdür. Sadece büyücü değildir. Kuyruklu yıldızlara da bakar. Onu bulmanız gerekiyor. Ve çabuk olun. Bu ne göreviymiş general? Majesteleri izin verirse bunu bir sır olarak saklayacağım. Ama şu anda Eternia'nın güvenliği için çok önemli. Evet Ed. Görünüşe göre biraz sorumluluk alma zamanın geldi. Teşekkür ederim baba. Ama bu Eternia'nın güvenliği söz konusuysa muhafız komutanı da sizinle gelmeli. Tila, generale ve prensese eşlik edeceksin. Emredersiniz. Tila da mı gidiyor? Belki sihirde laz bulur. Olacağını hiç sanmıyorum Orko. Evet. Belki burada kalıp birkaç yeni sihir desem daha iyi olur. Ama yine de belki de onlara yararlı olabilirsin. Pekala Orko, gidebilirsin. Sonunda zamanı geldi. Ellerinizi verin. Böylece kötü güçlerimizi birleştirebiliriz. Kötü güçlerimiz büyüsünler. Uzaklara kadar ulaşsınlar. O kozmik kuyruklu yıldız artık benim kontrolümde. Evet, neredeyse ulaşmak üzereyiz. Vay. Bu da ne böyle? İşte Zagraz Dağı. Sonunda geldik. Onaylandı. Başka emirleriniz var mı? Evet. Hemen geri dönelim.
Harika, ziyaretçilerim var. Ne kadar iyi. Yaklaşık 100 yıldır hiç konuğum olmamıştı. Yoksa 2 miydi hatırlamıyorum. Çok uzun zaman oldu. Peki sizin için ne yapabilirim? Kozmik kuyruklu yıldız hakkında bilgi verebileceğinizi umuyoruz. Kozmik kuyruklu yıldız mı? Evet. İskeletor kontrolünü eline geçirmeyi planlıyor. Ne? İskeletor mu? Hayır. İşte bu çok kötü. Çok kötü ve hepsi benim hatam. Anlayamadım. Gel size göstereyim. Bir zamanlar kainatı dolaşan 2 mutlu kuyruklu yıldız vardı. Diğer kuyruklu yıldızları yönettiğim gibi onları da yönetmek istedim. Ve hemen bir büyü yaptım ama bir hata yapmışım. Gücümü iyi tahmin edemediğim için sihri de fazlasıyla güçlü yaptığımı tahmin ediyorum. Bu kuyruklu yıldızlardan birini yok etti. Arkadaşsız kalan kuyruklu yıldız yalnız ve kötü oldu. Kalbini kaybetti. Artık yaşlı ve aptal bir büyücü olduğumu biliyorum. O kuyruklu yıldızı yönetmem imkansız. Yani bir şey yapamaz mısınız? Artık ne yapacağımı ben bile bilmiyorum. Çok yaşlanıp bunadım galiba. Bana göre yaşlı değilsiniz ve herkes hata yapabilir. Teşekkür ederim Tila ama bu gerçekleri değiştirmeye yetmiyor. Kozmik kuyruklu yıldızı ben yönetemiyorken İskeletor yönetiyor. Hepsi benim yüzümden. Eternia'ya kozmik saldırımız ne zaman başlayacak? Önce o yaşlı büyücü Zagras'ın hesabını görelim. Planımı yalnızca o bozabilir. Zagras mı? O ne yapabilir? Belki de hiçbir şey. Kozmik kuyruklu yıldız kazasından sonra gücüne olan güvenini kaybetti ama hiçbir şeyi şansa bırakamam. Kozmik kuyruklu yıldız, efendini dinle. Zagras'ı yakalamak için yaratıklarını gönder. İşte bu Zagras'ı saf dışı bırakır. Aşağı düşen parçalar yaratık haline gelecekler. Yaratıklar da Zagras'ı ele geçirecek. Çok yakında bir daha kuyruklu yıldız görememeyi dileyecektir. Göktaşlı, doğruca üzerimize geliyorlar. Adam! Teşekkür ederim Tila. Sadece görevimi yapıyorum. Bak! Bunlar da ne? Bunlar kuyruklu yıldızın parçaları. Kötü güçler onları cansız canavarlar haline getirdi. Öyleyse canlı değiller. Hayır, hayır. Robota benziyorlar. Ölü ya da diri. Sıvışmanın zamanı geldi. Dietrich. Adam, ayrılma. Tila, dikkat et. Peki buna ne dersin yaratık? Yaratık Tila'nın ışınından hiç etkilenmedi bile. Bakalım bununla ne olacak? Olamaz. Galiba başımız belada Zagras. Dışarı çık Titrek, sana ihtiyacım var. Hayır, benim annem hiç aptal çocuk yetiştirmemiştir. Gölgelerin gücü adına... Güç bende artık. Başımızın belada olduğunu biliyordum. Bunlar sadece yıldız parçaları. Onları kontrol etmeliyim. En azından denemeliyim. Zagras! Dur! Uzaklaşın kuyruklu yıldız yaratıkları. Uzaklaşın. İmdat! Arkadaşlarımı rahat bırak taş kafalı. O
onları kontrol edemedim. Kötü güçler, çok zayıfım, çok. Ne oldu? İyi mi? Seni gördüğüme çok sevindim dostum. Ama Prens Adam nerede? Merak etme, emin bir yerde. Eymen, Zagras yaralı. Yaşlı bir sersemim, beceremedim. Kuyruklu yıldız çok güçlüydü. Biz sana yardım ederiz Zagras. Çok geç, İskeletor kontrolü eline aldı bile. Kuyruklu yıldızı. Onu Gölgeler Şatosu'na götürmeliyiz. Hadi yürüyün. Bunlar işe yarayabilir. Çok zayıf düşmüş ama sanırım yardım edebiliriz. Öyleyse sana ve Orko'ya bırakıyoruz. Tila, general. Hadi gidip şu iskeletoru bir görelim bakalım. Demek He-Man geliyor. Hayvan adam, basırı al ve yavaşlat onu. Onu rahatlıkla yavaşlatabilirim. Sen ve ben sevgili kötülüğün, He-Man'i ilk ve son kez yenmesi için kuyruklu yıldızı çağıracağız. 2.70 saniye sonra varacağız. Tüm yolcular hazırlıklı olsun. Çünkü kemik kafa bizi bekliyor olabilir. Fazla beklemesine gerek kalmayacak. Alarm, alarm. Bir hava taşıtı saldırı için bize yaklaşıyor. 581 yönünde. Bu seni epey oyalar He-Man. Ne olduğunu sen anlayabildin mi? Engelin yüksekliği 5 metre. Bileşimi kayalar. Tahmin bize sorun olmaz. Bu sefer durduracağım seni. Hava taşıtı tekrar yaklaşıyor. Öneri kanatlarını hemen yol alıp. Çok güzel fikir bu. Olamaz. Şimdi sıra İskeletor'da. Yine çamura saplandık. İşte şimdi He-Man'in sonu gelecek. Ona karşı kuyruklu yıldızı kullanacağım. Hissedebiliyor musun kötülüğün? Hoş geldin He-Man. Eternia'nın yeni efendisine bağlılık yemini etmeye mi geldin? Bağlılık yeminini birazdan göreceksin İskeletor. Hadi yakalayın. Başardık. He-Man'i mağlup ettik. Ben başardım. Kuyruklu yıldızı kimin kontrol ettiğini unutma. Kendilerine gelmeden onları zincirlemeliyiz. Acelesi yok. Çünkü onlar... Gitmişler. Ama nereye? Bu büyücünün işi. Ama zaferime engel olamayacak. Kuyruklu yıldızı derhal Gölgeler Şatosu'na göndereceğim. Ben İskeletor'u hiç bu kadar güçlü görmemiştim doğrusu. Gücünü kuyruklu yıldızdan alıyor. Sanırım kuyruklu yıldızı şatoya saldırmak için kullanmak üzere. Engellemek için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Artık ben de kuyruklu yıldızları kontrol edemiyorum. Ama yine de yapabileceğimiz bir şeyler var. Her şeyi denemeye hazırız. Eğer bir kuyruklu yıldız daha yapıp içini iyiliğin gücüyle doldurursak bunu diğer kuyruklu yıldızdaki kötülüğü yenmek için kullanabiliriz. Ama bize kuyruklu yıldızdan parçalar gerekli. Yani bunlar gibi mi? Orko, seni öpebilirim. Çok sevimlisin. Lütfen. Zaman geçip gidiyor biliyor musunuz? Büyücünün bu parçaları yeniden ateşlemesi gerekiyor. O zaman başlayabiliriz. Hadi gücümüz bir daha birleşsin. Ve kuyruklu yıldızı Gölgeler Şatosu'nun üzerine çeksin. Kuyruklu yıldız geliyor.
Şimdi ona biraz kalp vermeliyiz. Etrafında toplanın. Hepiniz ona dokunmalısınız. Ah, çok kötü duygular yayıyor. Kötülüğü düşünme. İyilik üstüne konsantre ol. Eternia'daki tüm insanları düşün. Kendi asil kalplerinizdeki iyiliği düşünün. O iyiliğin dışarı uzanışını ve kötülüğü yenişini düşünün. Evet, evet. Çabuk, çabuk! Oluyor işte. Oluyor, bakın şuna. Aha, bu çok güzel, çok güzel. Teşekkür ederim. Kalplerinizdeki iyilikler sayesinde kalbim yeniden atmaya başladı. Hemen! O burada! Kuyruklu yıldız geldi bile! Bunun emniyetli olduğuna emin misin İskeletor? Ya gölgeler şatosu imha edilmezse ne olacak o zaman? Seni tüylü korkak! Gölgeler şatosunun kurtulması imkansız. Çarpışmayı da bizzat görmek istiyorum. Artık her şey sana bağlı. Yeni kuyruklu yıldızı gökyüzüne göndermek zorundasın. Yapabilir miyim bilmiyorum. Hala çok zayıfım. Ya bir hata daha yaparsam? Artık o hatanı unutmalısın dostum. Yapabileceğinden eminim. Beni duyabiliyor musun kuyruklu yıldız dostum? Uç hadi, uzaklara uç. Gayret ediyorum ama yardımına ihtiyacım var. Acele et Zagras, acele et. Neredeyse oluyor. Ama biraz zaman lazım. Bizim zamanımız kalmadı artık. Öyleyse gelen kuyruklu yıldızı ben yavaşlatırım. Büyücü, beni kaldırabilir misin? Tutmam gerekiyor. Hemen başardı. Ama uzun süre öyle tutamaz. Zagras, ben sana güveniyorum. Gayret et Zagras. Lütfen gayret et. Başarabilirsin. Uç. Hadi uzaklara. Uç. 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 Artık dayanamıyorum. Bir daha kuyruklu yıldızlarla güreşmek istemiyorum. Hemen, iyi misin dostum? Öyle sayılır. Ne oldu? Zagras başardı. Bak. Beni eski halime getirdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ben de kalbimi bulmama yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Başarabileceğini biliyordum. Kendime güvenimi kaybetmişken bana inandınız. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Harika bir şey bu. Galiba yaşlı ve işe yaramaz biri değilmişim. Biz seni asla öyle görmedik. Patlama sesini sen de duydun mu? Şu anda gölgeler şatosu yerle bir olmuştur hayvan adam. Üzgünüm ama baksana. Kuyruklu yıldızlar iki bu tane. Olamaz ama bu imkansız. Hem de doğruca üstümüze geliyor. Bunu kim yapmış olabilir? Hemen! İşte bu doğru Adam. Düşünceyi yoğunlaştırmak gerekiyor. Sihirli semboller birini kontrol altına alınca kuyruklu yıldızları kontrol etmek kolaylaşıyor. Bu çok etkileyici oğlum. Teşekkür ederim baba. Adam, yoğunlaştırmayı bozma sakın. Yavaş baba, uzaklaştırın şunu benden. İmdat! Bugünkü hikayemizde Zagras'ın bir sorunu vardı. Bir kez başarısız olunca kendine güvenini kaybetmişti. Hepimiz bazen başarısız oluruz ama tekrar denemekten asla korkmamalıyız. Her zaman kendimize inanmaya devam etmeliyiz. Eski bir atasözünde olduğu gibi, eğer ilkinde başaramazsan asla yılma. Yine dene. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.